Şimdi Hasan'ı bir konuk alalım, bir merhaba diyelim. Hasan, bizi duyuyor musun? Hasan. Evet, duyuyorum. Merhabalar. Hasan, nasılsın, iyi misin? Merhaba. Ses biraz geç mi gidiyor? Bağlantıda sıkıntı mı var? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Her şey yolunda. Survivor başladı. Çok heyecanlıyız. Senin de Survivor ile ilgili bir videon vardı. Onu da keyifle izledik. Yarışmacıları işte ünlü, baba ünlü falan diye böyle bir kendince yorumladın. Çok da hoştu. Şöyle kısaca senden bir girizgi alalım öncelikle. Hem seni tanıyalım hem de Survivor. Sen takip ediyor muydun bugüne kadar? Senin hayatındaki yerine ya da buna böyle mesela internette biraz daha böyle ya Survivor izlenir mi tadında bakan bir insan mısın? Yoksa burada mesela sosyolojik ve psikolojik çıkarımlar yapabilen biri misin? Onu da bir öğrenmek isterim senden. Ben yayıncılık yapıyorum. Genel olarak yayınlarımda futbol konuştuğum da oluyor, gündem videolarla ilgili konuştuğum da oluyor, oyun oynadığım da oluyor. Yayıncılık yaparak hayatımı kazanıyorum. İyi bir Survivor izleyicisiyim. Bu sene burada Survivor'da yer almamış ama Survivor'ı çok iyi izleyen, yıllardır takip eden biri olarak hani bir ekrandaki insanın görüşlerini sunacağım. Öyle hissediyorum. Belki yanlış olabilir, belki doğru olabilir. Belki orada hiç yer almadığım için görüşlerim çok daha yüzeysel kalabilir ama böyle hissediyorum. Kendimle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Survivor ile ilgili söyleyeceğim şey bence çok sert başladı. Yani ikinci günden çamur oyunu. Survivor'ın sert olacağını ben Survivor başlamadan önce Acun Medya'ya gittiğimde anlamıştım. Acun Bey'le yaptığım görüşmede beni tepeden tırnağa incelemişti. Evet, seni en fazla panoramayı alabiliriz demişti. Orada da demiştim ki Sen demek ki Survivor'a mı gitmek istiyordun? hayır, ben istemiyordum. Beni çağırdı. Şöyle bana bir tepeden alıcı gözle bir baştan aşağı baktı. Kurbanlık hayvan seçer gibi dedi. Senin hiç Survivor'a gidesin yok. Sen dedi panoramaya çıkarsın. Biz de tamam dedik, öyle yapalım. Bu senenin de sert bir Survivor olacağını orada hissetmiştim. Yani hani beyin olacak bu sene, zeka olacak derken bir yandan bence mücadele de çok yoğun olacak. Hani sadece iş zekada bitmeyecek. Çok da yoğun mücadeleler olacak. Bu sebeple ünlülerin ilk birkaç hafta çok zorlanacağını düşünüyordum. Çünkü ünlülerde 2-3 isim şey. Ya yani bu da bizim hayatımızda çok güzel bir anı olsun. Bu da bizim hayatımızda bir challenge olsun gibi Kim gelmiş gibi mesela? hissediyorum. Kim mesela? Hani isim Ya ben verirsen. mesela yani ya Berdan Mardin'i biraz şey gibi yani ya çocuklar Dominik'i de görmeden öldük demeyiz. Hani Bir türkü de orada patlatalım ha. Öyle mi diyorsun? ya mesela Dominik'te bir adada Kürtçe ağıt yakan ilk adam oldu. Mesela bu bence 100 sene sonra bile belki Dominik'te bir adada kimse Kürtçe ağıt yakmayacak. Bence müthiş bir an oldu onun için ama o kadar yani bence düşüncesi de motivasyonu da o kadar. Genç çocuklar Kürşat falan diyor ki abi biraz hırslan. Yani, öyle bir adam değil yani. Adam hani sanki şey gibi. Adamı pikniğe götürmüşsün de yani abi biraz daha hırslı pişir köfteleri der gibi. Yani adamın öyle bir hırsı yok. Adam piknik yapmaya gelmiş gibi yani. Adamı da biraz bu kadar sıkmanıza da gerek yok. Onun dışında bence Seçkin Hanım da öyle. Dün oyununu da aldı. Yani dün oyunu alınca zaten öyle bir sevindi ki. Yani bir de Survivor'ın şampiyonu o kadar sevinir. Yani belli ki o da yani o kadar düşünüyor. Yani oyun aldık, çoluğumuza çocuğumuza gösteririz. Artık biz de yolumuzu alalım gibi bakıyor. Ama bu süreç ünlülerdeki gerçekten uzun vade gitmek isteyen adamları çok etkiler. Çünkü şimdi gönüller diyor ki sen Seçkin'i seç, sen Berdan Mardin'i seç. Zaten 2-0. Hani kalanların bütün eşleşmeleri kazanması lazım. Yani oradan bir sayı çıkarman diğer eşleşmelerde sayı çıkarmanla aynı oran değil. Ünlülerin işi o yüzden çok zor. Halil'i falan anlıyorum yani. Halil çok lan biz neredeyiz? Biz ne oluyor? Zaten ilk bölümde Acun Ilıcalı Harry Potter'daki seçmen şapka gibi influencerları adadan şeye takımlara atarken şimdi bir gönüllere giden adamın surat ifadesine bakın. Oh be 3 hafta hamburgerleri yedik suratı. Bir de öbür taraf yani Ayvayı yedik. herhalde bizim burnumuzdan bile kokonat çıkar suratları. Yani Peki yüzlerdeki o ifadelerde bile ünlülere gidenlerde o düşmeyi görüyorsun. sen influencerları az çok tanıyorsun şimdi. Burada 6 tane influencer yarışmacımız var. Onlar arasındaki ihtimaller, şanslar ya da nasıl başladılar sence?
kısaca bir değinirsen. Çabi, Alper, Elanur. Onun dışında Kürşat, Mustafa, Halil'e. Ya influencerlar gönüllüdür ya. Ya influencerlar %80 gönüllüdür, %20 ünlüdür. O yüzden onları daha hırslı buldum ünlülere göre. Onların yolu daha uzun. Özellikle Alper ve Halil'in çok gideceğini düşünüyorum ben. Yani ya ilk bir haftada Survivor'da şey belli oluyor. Resim. Kokonat kırmaya mı geldin yoksa arkadaşlar siz kokonatları kırın siz de odunları toplayın diyen adam olmaya mı geldin? O anlaşılıyor. Ve ilk hafta bence son 10 belli oluyor. Yani bu adam ilk 10'a girer. Ben Alper'le Halil'de onu çok net gördüm. Kürşat'ta da onu göreceğiz ama. Kürşat'ın da ben Kürşat'ı TikTok'tan da tanıyorum. Zor bir hayatı olmuş. Yani geçmişinde ileride kendisi de anlatır. Farklı şeyler yaşamış bir çocuk. Hani hayatını böyle zorluklarla kazanmış bir çocuk. İleride daha da açılacaktır yani. 3'te 0'la başladı, adı yazıldı falan ama oradan çıkacaktır yani. Peki bir şey soracağım. Şimdi hazır Kürşat demişken demin de Seçkin'in sevincini çok şey yaptın ama birazdan ben masada da bu konuyu açmayı düşünüyordum. Seçkin bu gözyaşlarına boğulduğu zaman Kürşat'ın kenarda alaylı bir dilde Seçkin'i taklit etmesi var ki bu beni çok irite etti ve üzdü. Şimdi dedin ya zor bir geçmişten gelmiş falan. Böyle bir insanın böyle bir taklit yapması bak şu anda da ekranda görüyorsan. Hani neden bu kadar? Bir de uzattı da uzattı yani yaklaşık 1,5-2 dakika. Bunu yaptı ki Kürşat şu ana kadar oyun aldı mı dersen herhalde almadı. Yani nasıl gözüktü sana mesela? Hani sonuçta senin tarafından bir ünlü diyeyim. Hani o da dijital dünyada var olan biri senin gibi. Sen yapar mısın böyle bir şey mesela? Ya ben yapmam ama ben yarım saat önce yemek yedim be abi. Şimdi birkaç gündür yemek yemeyen adamların psikolojisini de tam olarak bilemiyorum. Yani orada ne hissetti, ne düşündü. Yani belki tansiyonu çok düştü çocuğun. Genç çocuk. Alışık değil. Bünyesi kaldırmadı. Toparlar ya. Bir özür diler. Bu gönülleri tekrar kazanır. Azize ne diyorsun? Gönüllere geçersek Aziz. Bu sene değişik bir tatta böyle. Şimdi Aziz konusuna geçmene çok mutlu oldum. Çünkü öncelikle programınızı kınıyorum. Buyur. Neden? Sabahtan beri sizi izledim. Bir hayvansever olarak Aziz'in kuşuna bir dakika bile yer vermemeniz ve sabahtan beri Ümit Erdem hakkını helal etti mi? Etmedi mi? Sırlar dünyası değil ki bırak kardeşim. Eder zakkını eder etmezse etmez. Mühim olan bu adamın kuşu bu kafeslerden çıkacak mı? Bu adamın kuşunu demir parmaklıklara hapsedenler gerekli kınamayı Survivor Panorama'dan görecek mi? Bu adamın kuşu niye çıkmıyor dışarıya? Ya annesi var zaten. Annesi zaten mesajı almıştır ya. Bu adamın kuşuna bir an evvel özgürlük istiyorum. Evet, Aziz'in kuşuna... Bu adamın kuşuna özgürlük istiyoruz. Baksana abi ekrana da vermişsiniz. Demir parmaklıkları yiyecek hayvan ya. Ne diyorsun Aziz için adada? Yani sen olsan mesela orada... Aziz'e cevabın mı olur yoksa ya bu Aziz adam benim kafada ya. Çünkü sen de mesela ağzın laf yapıyor gördüğüm kadarıyla. Hani biliyoruz zaten. Abi benim ağzım laf yapıyor da yapılmayacak yer var. Şimdi sen daha ilk gün her şey çok iyi giderken ya arkadaşlar bugün her şey iyi de yarın birbirimize gireriz. Yani mutlaka girersiniz. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. 12 tane adamı aç da bırakma, tok tut, bir odaya koy. Yarım saat, bir saat sonra kaşına baktın, gözüne baktın kavgası olur. Ama bunu dillendiren adam, yani ilk tetiği çeken adam sen olma. Boş ver sana tetiği çeksinler dersin ki hayırdır birader her şeyi kazanıyoruz. Niye bana sardınız şimdi? Sen de dakika bir millete sardığın için Çabi de oradan şey yaptı Aziz'i görünce. Oh dedi ilk giden erkek ben olmayacağım. Çünkü gönüllülerin erkekler izbandut gibi hiçbirini yazmaz kızlar. Bu adamlar yemek getirecek buraya dokunulmazlık getirecek. Şimdi gönüllüyüz yarışmacıyız. Birini oynatacağız erkeklerden. Kimi atacağız? Yazacak ya. Adam çok az bence. Tamam şimdi ama şöyle bir durum var. Yani bunun Survivor tarihinde de hayatta da örnekleri var. Ne olursa olsun şu an bence bir SMS yapılsa gönüllülerde benim tahminime göre Aziz ya bir çıkar ya iki çıkar. Bu benim tahminim tabii. Yani onu sahiplenecek bir kitle de var. O yüzden ya biz bu adamı gönderelim dedim mi
Hani senin oradan itmenle bir şey olmuyor. Halk ne diyecek o önemli tabii ki. Aziz'i tutanlar olur diye düşünüyorum. Ya ben halkta da çok karşılık bulacağını düşünmüyorum. Çünkü diğer kendini yalnızlaştıran adamları düşünüyorum. Adem Kılıççı, Tur abi Çamkırgan. Onlar da böyle biz adanın bir köşesindeyiz artık. Bize dokunmayın kardeşim tavrındaydı ama ya o adamlar 10 yarışa çıkıyor adam 9 kazanıyor mesela. Ya da böyle kendine has hareketleri var Tur abinin de Adem'in de. Yani kendine has halkın hoşuna gidebilecek bir şey yakaladı o adamlar. E sen dakika bir biz bir arıza yaşarız ileride kesin. İşte bana yalancı dediniz. Ya adam buna diyor ki sen ıssız adam oldun diyor. Sen de palyaço oldun diyor. Yani şey gibi. Hani birine omuz attın adam da seni bıçakladı gibi. Ya omuz at şeyle ıssız adam olduğunla palyaço aynı şey mi yani? Niye bu kadar tepeden gidiyorsun? Ya çok yüksekten gidiyor. Oturanlar arasında Kemal Bey futbol sever bir insan. O bu örneğimi çok iyi anlar. Aziz'i derbideki İrfan Can'a benzetiyorum. Hemen bir bastı. Yani o kadar sert müdahaleye gerek yok. Birazcık daha yumuşak kalsa daha uzun süre maçı götürebilirdi. İrfan gibi çok sert girdi. Kırmızı görür mü? Yani Survivor şartlarında bu kadar çabuk görmez tabii maçta kadar ama yakındır bir kırmızısı diyorum. Sen hangi takımsın bu arada? Onu da merak ettim. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. Stüdyoda Beşiktaşlı var mı? Bir alkış alalım şöyle Beşiktaşlardan. Var. Evet. Yani burada kartal selamı yapan bir Asena var mesela. Belki görmüşsündür. En karşı olduğum yarışmacı. En? Karşı. Karşı oldu. Dakika bir gol bir. En karşı olduğum yarışmacı. Ne gibi? Ben her Survivor'da her gün birine kurulurum. Asena yani. Rakip bence laf attın. Döndün. Oyunda hile yaptın. Üflemedim dedin. Ya üflemedin de o top nasıl gitti öyle? Senden korkusuna mı gitti? Topu üflüyorsun işte. Sonra oyun kaldığı yerden devam etsin dediler. Ki orada Yusuf Güney'in haklı isyanı var. Diyor ki arkadaş bu adam hile yaptıysa bu oyunu biz kazanmamız gerekmiyor mu diyor. O da doğru mesela. Hı hı. Adama bir lafla var su şişare. Ya hiç öyle susu falan hak edecek bir şey demedi. İnsan gibi dedi ki ya bu oyunu bizim kazanmamız gerekmiyor muydu? Hani orada bir hile oldu hurda oldu. Hani biz kazansak olmaz mıydı? Sonra su şişareleri bir şeyler. Ya Asena bir tek kameralara çekmeyin beni diye kameralara saldırmadı yani. Bütün kusurlu hareketleri yaptı. Aynı gün içinde bu kadar kusurlu hareket yapma işine inanamadım. Peki Tunga için ne diyeceksin? Ayrı. Beşiktaşlı, kartal yaptı zaten. Tunga için ne diyeceksin? Tunga her Survivor'da açlık ve oyunlar kadar bir de ortak bir özellik daha vardır. Bütün Survivor'larda olan. Gönüllülerde yakışıklı adam. Bir tane son beşe atar kendini o. Her sene. Tunga o adam mı? Yoksa son 8-9'da gidecek adam mı? Tunga'yı daha karar veremedim. Tunga kendi hikayesini yaratmalı. Birilerinin çok yanında görüyorum. Kameranın her kadraja girdiğinde Tunga konuşan birilerinin yanında. Hayır, Tunga konuşmalı. Birileri onun yanında durmalı. Biraz daha kendini öne atmalı. Konuşan adam olmalı. Gerekiyorsa kavga eden adam da olmalı yani. Çekinmemeli. Çünkü potansiyeli var. Yani gidebilir. Ama biraz daha ondan beklentim öne çık. Gerekiyorsa saçma çık. Yani saçmaladı diyelim. Tunga bugün saçmaladı diyelim. Ama saçma da olsa öne çık. Hasan hiç astral seyahat yaptın mı? Yok abi ben uçaktan bile korkuyorum. Uçaktan. Ben genelde otobüs kullanıyorum. Hı hı. Geniş alıyorum otobüsü de. Normal 2+1'lere binmiyorum. Biraz daha büyük kalıplara biniyorum. Ne diyorsun Yusuf Güney'in astral seyahat olayına? Çünkü şu an o kafadan çıktı bence. Olayın ciddiyetine vardı gibi sanki. Ya burası zor bir yer ve ben de mücadelemi Yusuf vereyim. Bırakayım şimdi astral ayaklarını işime bakayım gibi bir noktaya geldi sanki. Yusuf Güney o hani hep bahsettiğimiz ünlü bir heyecan yaşamaya geldim ekibinden sıyrıldı. Yok abi burada ciddi bir yarışma dönüyor, ciddi bir mavra dönüyor. Ben burada çıkayım aslan gibi oynayayım kazanayım. Kokonatsa kokonat diyelim, ödül oyunuysa çıkalım dizi bırakalım kafasına girdi. Bence takımına çok faydalı olacak. Ama ünlülerdeki kritik olay şu, çok doğru eksilmeleri lazım. Yani ünlülerde bir tane sürpriz adam giderse, iyilerden biri yani iyi diye düşündüğümüz bir tane sürpriz adam giderse
toparlamaları çok zor olur bence. Kim mesela iyi gördüğün kim var? Onu da sorayım sana son olarak. Ya mesela bir kavga oldu, bir dövüş oldu. Mesela bugün Kürşat'ı yazdılar ya, yarın Kürşat gitti. Genç mesela, toparlayabilecek bir adam, tak diye gitti mesela. Bu dün gitseydi mesela Kürşat. Yazık olurdu. Büyük diyor. Dezavantaj yaşarlardı. Bence büyük dezavantaj yaşarlardı. Çünkü her zaman için seçimlerde karşı taraf şey diye düşünüyor. Seçkini alalım, işte Berdan Mardini'yi alalım. Bir de mesela güçsüzleri var. Mesela güçsüze diyorlar ki sen seçkini al, Berdan Mardini'yi al. Oradan iki yakalarsak zaten güçlülerimiz alacak, oyunu kazanacağız kafasına giriyorlar. Ya, ünlülerin eşleşme dezavantajını bitirdiği gün Survivor'ı başlar. Evet. Bakalım. Göreceğiz hep beraber. Hasan, bir de şu Barış'ı değerlendirirsen. Vallahi hani çok nasıl diyeyim. Bazı sahnelerde böyle yani içim gidiyor ama çok büyük mücadele veriyor. Gurur da duyuyoruz hepimiz burada. Barış Telli biliyorsun ki ampute bir yarışmacı. Ama hiç onun eksikliğini de hissettirmiyor. Ne diyorsun? Ya şu an için çok iyi gidiyor. Çok ilham verici bir hikayesi var. Türkiye'de biz hep şey düşünüyoruz. Yani hep kendi açımızdan bakıyoruz ama Türkiye'de milyonlarca engelli insan ekran başında yarışma programlarını izliyor, dizi izliyor, film izliyor. Yani engelli bir insanın şurada Barış'ı izlemesi ve ondan ilham alması, kendi hayatına ilhamlar bulması, dersler çıkarabilmesi çok önemli. Hikayesi çok güçlü bir hikaye. Ama bir şeyden ben rahatsız oldum. Herkes kaybedince kimseye el sıkışmıyor gönüllüler ama Barış kaybedince Barış'a gelip ya iyiydin helal olsun falan diyorlar. Bence bu belli bir zaman sonra adama kendini kötü hissettirebilir. Onu da çok ciddi bir rakip gibi görüp onu yendikleri zaman da çok ciddi şekilde sevinmeleri lazım bence. Çünkü o da kazandığı zaman bir o ciddiyette sevinecektir. Ona karşı ya abi çok iyiydin tebrik ederiz falan deme işi bence onu üzebilir. Bir tek oradan bir endişe duydum. Ya bekete gerek yok. Sevinin. Yani Halil'e nasıl seviniyorsanız sevinin. O da buraya gelmiş. Halil'le aynı şartlarda yarışmacı. Aslan gibi bir milli sporcu. Oradaki kimsenin olmadığı kadar da başarısı var bu arada. Yani evet. Kimsenin orada hayal edemeyeceği kadar da başarısı, madalyası var. Onu yenen de çıkıp mutlu bir şekilde sevinmeli, coşkusunu yaşamalı. Ya da herkesin elini sıkın. Abi çok iyi mücadele ettin. Yani ona ekstra bir şey yapılınca bence onu da rahatsız eder bir yerden sonra. Hasan, panorama ile ilgili bir yorumun var mı? Bunca yıldır belki rastlamışsındır, izliyorsundur. Survivor Panorama, evet. Bu seneki kadromuz. Neler söyleyeceksin? Evrim Hanım'ın yorumlarına yarıştığı senelerde de şahidiz. Yarıştığı senelerde de yorum yapıyordu. Kemal Bey'i severek takip ettim. Var mısın yok musun da bile doğru kutuları açabilmesi için evde heyecanlandım. Ve çocuk aklımla ayaktaydım. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım keza çok başarılı bir Survivor yarışmacısı. Hep elenir elenir denirken elenmemeyi hepimize ispatlamış bir isim. Bu hafta Ayşe gider deyip yine başka birinin elenişini bize izletmiş bir isim. Winner bir karakter. Sen keza öyle. Çok sevdiğim bir isimsin. Artık sen de bizlerlesin. Seni de yarıştığın senelerde hep desteklemiştim. Ama maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi. Benim zaten hep tuttuğum adamlar kaybediyor Survivor'da. Bir de benim öyle bir arızam var ya. Ben Survivor'da bir tuttuğum adamları kazandıramıyorum. Bir de şunu anlamıyorum. Ünlülerin ünlüler diye bağırmaması bana çok acı veriyor. Ya kardeşim sen Berdan Mardin'sin. Bağırsana şöyle doyaz. Ünlüler. Yani sen neden gönüller gönüller diyordu ünlüler ünlüler demiyordun? Ama orada şöyle bir şey var. Coşkuyla ünlüler diyebilmeli ya. Tamam da şimdi bak şöyle diyeyim sana. Hani bir insan ya ben zenginim falan demesi gibi bir şey oradaki aynen, ünlüler. Aynen. Yani bunu söylemek istemezsin. Hani Survivor diye bağırırsın ama ünlüler biz çok ünlüyüz falan. Hani bir şey gibi kalıyor biraz. Onu içinden bağırıyor zaten yani, yemin de. Ederim, yemin ederim Survivor'da ünlüler takımında yer alsam çok ünlüyüz diye bağırırım. O kadar mutlu olurum ki o yarışmaya girerken. Yani rakibe de psikolojik bir göz daha veririm.
Çok ünlüyüz. Yani arkadaşlar biz çok ünlüyüz. Her hafta hani, eleniriz. Tamam. Onu rakibe verebiliriz de seyirciye o doğru ya, geçmeyebiliyor işte maalesef. Dokunulmazlıkta öyle bir baskı kurarım ki gönüllü adamın üstüne. Arkadaşlar biz ünlüyüz. Hani yarın döneriz yine ünlüyüz. Ama siz gönüllüsünüz deyip dizlerini titretme amaçlı çok ünlüyüz diye bağırırdım ünlü olsaydı. İşte ama yani o zihniyet. Hasan sen iyi ki Survivor'a gitmedin kardeşim. Aynen. Seni o zihniyet birinci haftada İstanbul'a postalardı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani ünlüyüz diyen ünlü takımı var ya. İki tane Survivor'a katıldım. Birçok ünlüden çok daha ünlüyüm mesela. Bravo. Ama bir kere bile ünlüyüm, yaşasın demeyi tercih etmedim. Evet yani gönüllüler de aslında ünlü oluyor. Evrim Hanım siz gönüllüler takımındaydınız. Gönüllüler takımındaydınız, evet. Nasıl ünlüyüz diye bağırabilirdiniz ki? Hiçbir zaman tercih etmez. Bak düşün, ünlü takımından daha ünlü olabilme ihtimalim olmasına rağmen ki öyleydim birçoğundan. Kimse onu istemez. Çünkü oy alamazlar. Hani birazcık böyle tepeden bakma gibi hissedilir. Zaten her zaman halkın gözünün önünde mavi takım daha popülerdir. Onlar halktan geldi. Onlar ben zaten... çocukluğumdan beri ünlüleri tutarım. Her zaman için ünlüler. Çünkü gönüller hırsla geliyor. Ünlülere bir nefretle geliyor. Yıllardır bu ana hazırlanıyorduk. Hadi bir iki ünlüyü parkura gömelim diye geliyor. Arkadaşlar bu insanlar ünlüler, bu ülkenin yetiştirdiği insanlar, düşmanlarımız değiller. Tabii ki. Ünlüler diye bağırılabilmeli. Adam BKM mutfakta 5000 tane şişkeç yazmış, kırmızılar diyor. Ya ne kırmızıları arkadaş, ünlüsün ya. Ama bırakalım da isimleri biz ünlüyüz desin zaten. Kendileri dediği zaman işte o görüntü de hoş olmayabiliyor yani. Hasan, çok teşekkür ediyoruz sana. Bundan sonra panoramalarda zaten seninle sıkça görüşeceğiz. Seni YouTube'dan, Twitch'ten Hatalks olarak... Nasıl diyor? Hatalks mu diyorsun? Nasıl diyorsun? İsmin ben nasıl? Ben Hatalks diyorum. Bazı insanlar yolda görüyor. Abi sen Hatalks'sun diyor. Ben de evet o da benim diyorum. İkisi de sensin. Bu şekilde aratıp bulabilirler. Çok güzel sohbetlerin var. Çok güzel yayınlar yapıyorsun. Teşekkür ederim. Keyifle takip ediyoruz. En kısa zamanda görüşeceğiz. Şu, çok teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaki resim kimin resmi? Hangisi? Senin ekranda bak orada bir vesikalık biri var. Arkanın çok olunca arkasında. Arkada o kadar çok resim var ki bir tane. Bir tane babam. Üniformalı bir resim var. Babam falan üniformalı mı? Babam. Üniformalı babam. Canım benim. Hayatta değil mi? Evet hayatta. Çok selam söyle. Bak zamanınız tükeniyor diye uyarı çıkıyor ekranda. Uyarı geldi eyvah. Önüme tükeniyorum. Hasan'ım öpüyoruz seni. Bütün ailene selamlar. Tükeneceğiz. Kendine çok iyi bak olur mu? Herkese çok selam. Hatalks'un hastalarına buradan selam söylüyorum. Evet. Sizlere de çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah.